Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimize Passive Presence mit Modalverben serisiyle devam ediyoruz. Bu sefer Dürfen konusunu görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Önceki dersimizde de görmüştük. Neydi arkadaşlar Passive Presence dediğimiz? Edilgenlik değil mi? Geniş zamandaki edilgenlik anlamına geliyordu. Burada modal fiil olarak Dürfen'i ele alacağız. İlk örneğimizle bir başlayalım arkadaşlar. Man darf die Baustelle ohne Schutzkleidung nicht betreten cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Baustelle neydi? İnşaat alanı değil mi? İnşaat, inşaat alanı. Schutzkleidung, koruyucu kıyafet. Ohne Schutzkleidung demek ki koruyucu kıyafetsiz anlamına geliyor. Betreten de adım atmak, girmek anlamında. Yani cümlemiz ne diyor? Koruyucu kıyafet olmadan ne yapılamaz? İnşaat alanına girilemez diyor cümlemiz. Şimdi burada man darf ile değil mi başlayan bir cümle görüyoruz. Dolayısıyla bu olağan akışta bir cümle. Şimdi biz bunu edilgen hale getirdiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki man yapısını kaldıracağız ve ne diyeceğiz? Koruma olmaksızın, yani koruyucu kıyafet olmadan girilemez inşaat alanına diyeceğiz. Dolayısıyla bakın buradaki die Baustelle başa gelecek ve die Baustelle darf ohne Schutzkleidung nicht betreten werden demiş olacağız. Yani ne yapmış oluyorum burada arkadaşlar? Edilgen hale getirmiş oluyorum. Betreten partizip 2 olarak ele alındığında, yani ne demiştik bunun için? Hani perfekt yapar gibi davranıyorduk, ancak betreten perfektlikte de ya da partizip 2 olarak da betreten olarak ele alınıyor. Dolayısıyla kafamız karışmasın. Ve ne yapıyorum? Yardımcı fiil werden'i kullandığımda betreten werden zaten bir edilgenlik anlamı doğuyor. Ve modal fiilim dürfen de işin içerisine girdiğinde demek ki die Baustelle darf ohne Schutzkleidung nicht betreten werden denildiğinde güzel Türkçedeki karşılığı bulmuş oluyor. O da nedir? Koruyucu kıyafet olmadan inşaat alanına girilemez demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Man darf Elektriker in jedem Bereich der Industrie einsetzen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Elektriker adı üstünde, elektrisyen, elektrik teknikeri diyebiliriz. Değil mi? In jedem Bereich, her alanda denildiğinde demek ki bunu bir yapı olarak görelim arkadaşlar. Öyle ele alalım. In jedem Bereich, her alanda demiş oluyoruz. In jedem Bereich der Industrie, bakın endüstrinin her alanında denildiğinde demek ki in jedem Bereich der Industrie, endüstrinin her alanında einsetzen, konumlandırmak, yerleştirmek, oturtmak anlamında. Dolayısıyla elektrisyenler endüstrinin her alanında ne yapılabilir? İstihdam edilebilir diyebiliriz, yerleştirilebilir diyebiliriz einsetzen için. Dolayısıyla şimdi biz bu cümleyi arkadaşlar edilgen olarak ele aldığımızda ne yapacağız? Bir defa einsetzen ayrılabilir fiili, partizip 2 ne olacak? Eingesetzt olacak ve yardımcı fiil werden ile anılacak. Eingesetzt werden. Ve ne yapacağım? Dürfen modal fiilinde işin içerisine kattığımda ne yapıyorum? Buradaki man gene, değil mi? Bununla işim yok. Bu durumda Elektriker dürfen in jedem Bereich der Industrie eingesetzt werden denildiğinde edilgenlik, değil mi, korunmuş oluyor. Demek ki einsetzen, eingesetzt werden'e bürünecek ve dürfen modal fiiliyle, değil mi, ne yapmış oluyorum? Bunu sağlamış oluyorum. Tabii dürfen neyi de hatırlayacak olursak arkadaşlar. Mesela ilk başlarda değil mi? Ne demiştik dürfen için? Bir yasak söz konusuysa ya da izin söz konusuysa değil mi? İşte bir annenin çocuğuna işte televizyon izleyebilirsin, izleyemezsin demesi gibi. Ya da bir otoritenin işte burada park yapabilirsiniz, park yapamazsınız gibi değil mi? Bir otoritenin bize izin vermesi ya da vermemesi durumunda da kullanılan bir modal fiil dürfen. Demek ki burada ne yapılıyor? Bize bir izin veriliyor değil mi? Demek ki elektrisyenler endüstrinin her noktasında, her alanında
istihdam edilebilir diyebiliriz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Mitarbeiter dürfen nicht am Arbeitsplatz Zigarette rauchen diyor. Evet, die Mitarbeiter çalışanlar demek arkadaşlar. Am Arbeitsplatz değil mi? Bunu da biliyoruz artık. İş yerinde demek. Zigarette rauchen kesinlikle karşı durduğumuz bir şey. Neydi o? Sigara içmek değil mi? Çünkü eminim ki hiç kimse sigara içmiyordur diye umuyorum. Evet, içiyorsak da arkadaşlar bence bırakalım. Çünkü sağlığımız çok daha önemli. Öyle değil mi? Şimdi burada ne diyor? Çalışanlar çalışma alanında ya da iş yerinde sigara içemez dediğinde, bu gene olağan akışta olan bir cümle değil mi? Die Mitarbeiter dürfen nicht am Arbeitsplatz Zigarette rauchen. Şimdi biz bunu edilgen yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Die Mitarbeiter öznesini kaldıracağız ve diyeceğiz ki sigara iş yerinde içilemez diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla Zigarette darf nicht am Arbeitsplatz geraucht werden denildiğinde bunu ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. Edilgenlik değil mi? Dürfen ile ele alınmış oluyor. Demek ki rauchen ne olacak? Geraucht werden ve dürfen ile değil mi? Aynı cümlede anılmış olacak. Eminim ki şimdi burada Zigarette önüne niye artikel gelmedi diye sorabilirsiniz. Burada null artikel değil mi? Artikel olmaksızın da kullanılabiliyor bu arkadaşlar. Sigara içilemez dediğimde demek ki bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Man darf die Baustelle ohne Schutzkleidung nicht betreten. Demek ki ne yapamazmışız arkadaşlar? Bir genelleme var değil mi? Olağan akışta bir cümle görüyoruz. İnşaat alanına koruyucu kıyafet olmaksızın değil mi? Olmadan giremezsiniz diyor cümle. Şimdi bunu edilgen hale getirdiğimizde demek ki betreten ne olacak? Partizip 2 olarak ele alındığında gene betreten olacak. Değişen bir şey yok. Betreten werden diyeceğiz. Ve dürfen'i de işin içerisine kattığımızda inşaat alanına koruyucu kıyafet olmadan girilemez dediğimizde ne diyecekmişiz? Die Baustelle darf ohne Schutzkleidung nicht betreten werden diyeceğiz. İkinci örneğe baktığımızda man darf Elektriker in jedem Bereich der Industrie einsetzen. Elektrisyenler endüstrinin her alanında istihdam edilebilir dediğimizde değil mi? Gene olağan akışta olan bir cümle. Dürfen olması gereken yerde değil mi? İkinci pozisyonda ve einsetzen gene mazhar halde ve cümlenin sonunda. Şimdi bunu demek ki pasif präsense entegre ettiğimizde ne yapacakmışız? Elektriker dürfen in jedem Bereich der Industrie eingesetzt werden. Bakın einsetzen ne oldu? Eingesetzt werden oldu ve dürfen'i de işin içerisine kattık. Bakın burada da gene artikele gerek kalmadan değil mi? Elektrisyenler dediğimizde bir genelleme yapmış oluyoruz. Yani o, bu, şu değil. Bütün elektrisyenleri kapsayan bir nedir bu? Bir edilgen cümledir. Değil mi? Ve üçüncü örneğe baktığımızda ne diyor? Die Mitarbeiter dürfen nicht am Arbeitsplatz Zigarette rauchen. Çalışanlar iş yerinde sigara içemezler değil mi? Olağan akışta bir cümle. Bunu edilgen hale getirdiğimizde demek ki rauchen ne olacak? Geraucht werden ve dürfen'i de işin içerisine katıyoruz ve Zigarette darf nicht am Arbeitsplatz geraucht werden. Yani sigara iş yerinde içilemez demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man darf die Baustelle ohne Schutzkleidung nicht betreten. Man darf die Baustelle ohne Schutzkleidung nicht betreten. Die Baustelle darf ohne Schutzkleidung nicht betreten werden. Die Baustelle darf ohne Schutzkleidung nicht betreten werden. Man darf Elektriker in jedem Bereich der Industrie einsetzen. Man darf Elektriker in jedem Bereich der Industrie einsetzen. Elektriker dürfen in jedem Bereich der Industrie eingesetzt werden. Elektriker dürfen in jedem Bereich der Industrie eingesetzt werden.
Die Mitarbeiter dürfen nicht am Arbeitsplatz Zigarette rauchen. Die Mitarbeiter dürfen nicht am Arbeitsplatz Zigarette rauchen. Zigarette darf nicht am Arbeitsplatz geraucht werden. Zigarette darf nicht am Arbeitsplatz geraucht werden. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Passanten dürfen bei rotem Licht die Straße nicht überqueren. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Passanten, yayalar. Bei rotem Licht, kırmızı ışıkta. Demek ki kırmızı ışıkta. Bei rotem Licht. Die Straße überqueren, sokağı, değil mi? Ya da caddeyi karşıdan karşıya geçmek. Ne diyor cümlemiz? Yayalar kırmızı ışıkta ne yapamaz? Karşıya geçemez, değil mi? Sokağın ya da caddenin karşısına geçemez diyor cümlemiz. Şimdi burada gene olağan bir cümle görüyoruz. Dürfen ikinci pozisyonda, überqueren demek ki neymiş? Karşıdan karşıya geçmek, değil mi? Mastar halde ve olması gereken yerde, cümlenin sonunda. Şimdi biz bunu arkadaşlar edilgenliğe taşıdığımızda, yani pasif prezens yaptığımızda ve işin içerisine dürfen modal fiilini kattığımızda ne oluyor? Bakalım. Bei rotem Licht darf die Straße nicht überquert werden. Ne olmuş arkadaşlar? Die Passanten, yani yayalar, değil mi? Buna artık gerek yok. Çünkü zaten cümlenin gidişatından da anlaşılıyor, değil mi? Yayalara bir gönderme var. Dolayısıyla kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçilemez demiş oluyoruz. Überqueren, bakın, Partizip 2 olarak ele alındığında überquert deniliyor. Ve werden yardımcı fiiliyle ne yapmış oluyorum? Überquert werden pasif yapıyorum. Dolayısıyla kırmızı ışıkta karşıya geçilemez diyecek olursak, değil mi güzel Türkçe'de? Bunun Almanca karşılığı neymiş? Bei rotem Licht darf die Straße nicht überquert werden cümlesiymiş. Sonraki cümleye bakalım. Sonraki örneğe. Die Kinder dürfen heute Eis essen. Bakın otorite olarak ne deniliyor? İşte bu bir annenin, değil mi? Bir babanın sözü olabilir. Çocuklar bugün dondurma yiyebilirler. Die Kinder dürfen heute Eis essen. Şimdi bunu arkadaşlar edilgen hale getirdiğimizde ne yapacağız? Die Kinder, değil mi? Bunu kullanmadan ele aldığımızda Eis darf heute gegessen werden. Bugün dondurma yenebilir demiş oluyoruz. Essen ne olacak? Gegessen werden şekline bürünecek. Dürfen modal fiili de işin içerisinde olduğunda ve edilgen olarak, değil mi? Pasif prezens olarak ele alındığında Eis darf heute gegessen werden. Bugün dondurma yenebilir demiş oluyoruz. Ve son örneğe bakalım arkadaşlar. Die Kursteilnehmer dürfen ihre Getränke mitnehmen cümlesine baktığımızda kurs katılımcıları, yani öğrenciler, değil mi? Ne yapabilirler? Ihre Getränke, içeceklerini, değil mi? İçeceklerini mitnehmen, yanına getirmek, yanında getirmek. Dolayısıyla öğrenciler içeceklerini yanında getirebilirler diyor cümlemiz. Gayet olağan bir cümle. Dürfen ikinci pozisyonda, mitnehmen, değil mi? Ne oluyor? Cümlenin sonunda ve mastar halde bulunuyor. Mitnehmen Partizip 2 olarak ele alındığında ne olacak arkadaşlar? Mitgenommen. Pasif yaptığımızda mitgenommen werden ve dürfen'i işin içerisine kattığımızda die Kursteilnehmer öznesinden ne yapıyoruz pasif olduğunda? Bunu çıkartabiliyoruz. Tabi arzu ettiğimizde bunu da işin içerisine katabiliriz ama bu olmadan da pekala bir pasif cümle olabiliyor. Bu durumda die Getränke dürfen mitgenommen werden. Yani cümle ne diyor arkadaşlar? İçecekler yanınıza alabilirsiniz gibi bir anlam doğmuş oluyor. Yani bir edilgenlik. İçecekler yanında getirilebilir gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyorum burada arkadaşlar? Dürfen mitgenommen werden, değil mi? Birlikte anılıyor ve die Getränke, demek ki içecekler yanında getirilebilir dediğimde die Getränke dürfen mitgenommen werden demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Dördüncü örnekte demek ki die Passanten dürfen bei rotem Licht die Straße nicht überqueren. Bei rotem Licht
kırmızı ışıkta, değil mi? Die Passanten neymiş? Yayalar. Demek ki yayalar kırmızı ışıkta caddede ya da sokakta karşıdan karşıya geçemezler demiş oluyoruz birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bu durumda die Passanten dürfen bei rotem Licht die Straße nicht überqueren olan bir cümle. Bunu pasife çevirdiğimizde ne olacak? Die Passanten kullanmadan da pekala olabiliyor. Bu durumda bei rotem Licht ile cümlemiz başlayacak. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçilemez dediğimde ne oluyor? Zaten güzel Türkçe'de de bu böyle. Öyle değil mi? Edilgen yapmış oluyorum. Almanca karşılığı da ne oluyor? Bei rotem Licht darf die Straße nicht überquert werden demiş oluyoruz. Beşinci örnekte die Kinder dürfen heute Eis essen. Gayet anlaşılır bir cümle. Çocuklar bugün dondurma yiyebilirler. Değil mi? Her şey gayet bütün cümlenin öğeleri gördüğünüz üzere yerli yerinde. Dürfen ikinci pozisyonda. Essen değil mi? Mazhar halde ve cümlenin sonunda olması gereken yerde. Demek ki bunu edilgenliğe çevirdiğimizde essen ne olacakmış? Gegessen werden. Dolayısıyla ne oluyor? Pasif, edilgen. Ve ne yapıyorum? Die Kinder öznesini kaldırıyorum. Eis darf heute gegessen werden. Bugün dondurma yenebilir demiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Demek ki edilgen yapmış oluyoruz. Son örnekte ise die Kursteilnehmer dürfen ihre Getränke mitnehmen. Kurs katılımcıları içeceklerini yanlarında getirebilirler diyor cümlemiz. Şimdi bunu edilgen hale getirdiğimizde mitnehmen ne olacak? Mitgenommen werden. Edilgen. Ve ne yapıyorum? Die Kursteilnehmer öznesini ne yapıyorum? Atıyorum. Die Getränke dürfen mitgenommen werden. İçecekler yanında getirilebilir demiş oluyorum. Değil mi? Ve edilgen yapmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Passanten dürfen bei rotem Licht die Straße nicht überqueren. Die Passanten dürfen bei rotem Licht die Straße nicht überqueren. Bei rotem Licht darf die Straße nicht überquert werden. Bei rotem Licht darf die Straße nicht überquert werden. Die Kinder dürfen heute Eis essen. Die Kinder dürfen heute Eis essen. Eis darf heute gegessen werden. Eis darf heute gegessen werden. Die Kursteilnehmer dürfen ihre Getränke mitnehmen. Die Kursteilnehmer dürfen ihre Getränke mitnehmen. Die Getränke dürfen mitgenommen werden. Die Getränke dürfen mitgenommen werden. Passivpräsens mit Modalverben CDC ile bu dersimizde devam ettik ve dürfen modal fiilini işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!